Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere Konya'nın Kulu ilçesinden seslenmekteyiz. Miraç Cam Balkon işletmesine konuk olduk ve yanımızda işletme sahibi İsa Okçu bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İsa Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizleri işletmenizi ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi İsa Bey, Miraç Cam Balkon olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet kalitesi, işletmenin ayrıcalıkları olsun, bunların tamamından bahsedeceğiz. Evet. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. İsa Okçu kimdir, ne kadar zamandır sektördesiniz, biraz evet. Kendinizden söz eder misiniz? İsa Okçu, şöyle söyleyeyim, ben 1988 doğumluyum, hı hı. Ankara Valihalıyım. Evet. Yaklaşık 6 yıldır bu meslekteyim. Hı hı. Daha önceden farklı firmalardaydım. Evet. Sonra kendi şirketimizi kurduk. Hayırlı kendi olsun. Firmamızı kurduk. Ne kadar oldu işletmeye açalı? Yani burası pek fazla uzun bir süre değil ama hani şöyle söyleyeyim, bir yıla yakın bir hı-hı. süreç oldu. Kulu'da. Ha, Kulu'da. Evet. O yüzden daha önce Ankara'daydık. Hı-hı. Ondan sonra Kulu'ya geldik. Evet. İşte burada da kendi firmamızı kurduk. Ne güzel. Hayırlı buradan olsun. Ortağınız Zeymen Bey ile beraber ha, devam evet, ediyorsunuz onunla beraber. Ama uzun yıllardır da sektörün içindesiniz. Yani evet. Sektöre girişiniz çıraklıkla başladı. Tabii ki. Aynen. Çıraklık, kalfalık, ustalık derken aynen, artık öyle. İşletme sahibi oldunuz. Öyle oldu. Sonuçta çıraklığını yapmadığınız bir işte usta olma şansınız evet. maalesef ki yok. O yüzden de siz işin çekirdeğinden gelen bir işletmecisiniz. Evet, peki Miraç Cam Balkon olarak burada nasıl bir hizmet veriyor? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Yaptığınız uygulamalar nelerdir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle cam balkonla başladık. Sonra hı-hı. doğrama sistemi. Ondan sonra panjur, kepenk. Evet. Plastik hariç. Küpe işte. Yani küpe işte. Cam, ondan sonra cam balkon, cam korkuluk, evet. alüminyum korkuluk. Bunların hepsi mevcut. Evet. Böyle yani. Yani plastik doğrama hariç siz burada alüminyum doğrama yapıyorsunuz. Evet, alüminyum doğramayla alakalı da işte açılır kapanır garaj kepenkleri tabii, olsun. Tabii kumandalı. Kumandalı. Manuel onların hepsi mevcuttur bizde. Yani A'dan Z'ye burada cam ve alüminyum doğramayla alakalı aklımıza gelebilecek A'dan Z'ye bütün hizmetler evet, hepsi burada mevcuttur. Verilebiliyor. Evet. Peki hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurlar sizin için önemli? Şimdi önemli olan bizim için hani müşteri potansiyeli ve müşteri hani biz burada işi yaptığımızda bizim tek bir amacımız var, müşteriyi kazanabilmek. Evet. Biz müşteriyi kazandıktan sonra zaten bütün hepsini kazanmış oluyoruz. Çorap sökü gibi. Yani orası öyle. Yani bizim için en önemlisi olan müşteriyi memnun etmek, evet. müşteriyi kazanabilmek. Hı-hı. Ondan sonra birinci sınıf kalitede malzeme kullanmak. Evet. O yüzden hani bizim en önemli şeyimiz, hedefimiz müşteri memnuniyetimiz. Evet, burada tabii ki teslimat süreleri de çok önemli. Tabii. Bir talep geldiğinde siz önce keşif için gidiyorsunuz. Aynen, nereye aynen. ne yapılması gerekiyorsa ona göre ölçüler alınıyor, projeler çıkartılıyor. Aynen. Daha sonrasında proje onaylandıktan sonra üretime burada geçiliyor. Tabii ki, tabii ki. Üretim yapıldıktan sonra da dediğimiz gibi verilen gün ve saatte montajı yapılıp anahtar aynen. teslim olarak aynen. işi aynen teslim öyle. Ediyorsunuz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, hani biz müşteriye gittiğimizde 15 gün bir süre veriyoruz. Hı-hı. 15 gün içerisinde hani bu 13 günde montajımız oluyor. Evet. Eksiksiz bir şekilde, tamamlanmış bir şekilde müşteriye teslimatı yapılıyor. Evet. Ondan sonra hani o yüzden bu zaman aralıklılığı çok önemli bizim için. Verilen hizmet kalitesi olsun, kullanılan malzeme kalitesi olsun, bunlardan evet. ödün vermeden hatta tabii. çıtayı da her geçen gün yükselterek bir sektörde devam edebilmek zaten, evet. çok çok önemli. Son evet. olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize, özellikle de değerli kulu halkına evet. neler aktarmak istersiniz? Kısaca alabilir miyiz son cümlelerinizi? Tabii ki şöyle söyleyeyim, hani kulu halkına hizmet vermekte mutluluk duyuyoruz. Hı-hı. Bu birincisi. Evet. İkincisi ise hani ne koşulda olursa olsun, evet. hani bizim burada taksit imkanımız da var. Hı-hı. Ondan sonra hani hizmette kesinlikle bir eksikliğimiz yok evet. diye düşünüyorum ekip arkadaşlarımla beraber. Hani gelsinler bizlerden hani bir görüşsünler. Bir fiyat teklifi bir fiyat alsınlar. Fiyat teklifleri alsınlar. Ayrıca ürünlerin kalitelerine baksınlar. Evet. O yüzden hani bekleriz. Evet. Yani şey olarak bile hani iş olmasa bile hani gelsinler bir çayımızı içmeye beklerim. Kesinlikle ticaret ikinci planda. Tabii. Zaten sizi tanıdıklarımda ürün kalitesini gördüklerinde yapmış olduğunuz hizmetleri referans olarak onları da gördüklerinde tabii, tabii. muhakkak doğru kararı onlar da kendileri yani, de verecektir doğru. diye altını çizmiş olalım. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun İsa Bey. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. Konya'nın Kulu ilçesinden Miraç Can Balkun işletmesinden aktaracaklarımız bu kadar. Lütfen bizi izlemeye devam edin.